Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, bütçe sunuş konuşmanızın Diyanet İşleri Başkanlığı bölümünde başkanlıkla ilgili din istismarıyla mücadele etmek amacıyla faaliyet göstermek değerlendirmesi yapmıştınız. Başkanlık da, yani Diyanet İşleri Başkanlığı da geçtiğimiz günlerde benzer bir değerlendirme bulundu. Dedi ki, başkanlığımız dini değerler üzerinden insanları aldatarak menfaat sağlamaya yönelik bütün yapılara karşı mücadelesini kararlılıkla devam edecektir demişti açıklamasında. Sizin de bu başkanlığın yaptığı bu değerlendirmeye pek hiçbir itirazım yok. Bütünüyle katılıyorum. Fakat dini değerler üzerinden insanları aldatarak menfaat sağlamaya yönelik bütün yapılarla mücadele edeceğini ifade eden Diyanet, örneğin menzili nereye koyuyor? Menzilde yaşanan post kavgasını miras hukukunun ya da kardeşler arasındaki anlaşmazlık diyerek örneğin aile hukukunun konusu olarak mı kabul ediyor? Adamlar dini değerler üzerinden sağladıkları zenginliği paylaşamıyor. Post mücadelesine büründürülmüş kavgalarının tam ortasında din diyerek, iman diyerek, tasavvuf diyerek, sofi diyerek, gafs diyerek sağlanmış milyarlarca dolarlık malın mülkün paylaşım kavgası var. Diyanet susuyor. Kendilerini, müritlerine her derdin devası olarak gösteren bu miras kavgacıları nedense söz konusu malın mülkün paylaşımı olunca birbirlerinin aklına ağız alınmayacak sözlerle saldırıyor. Üstelik mal mülk kavgasını bile dinle perdeliyorlar. Kendi aralarında cemaat mahkemesi kurup birbirlerine hüküm tesis etmeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi Diyanet susuyor. Tek ses çıkartmıyor. Kusura bakmayın Sayın Başkan, sizi teyze ederek söylüyorum. Din istismarıyla mücadele etmek amacıyla faaliyet göstermek gibi süslü cümleler kuruluyor. Ama peki nerede mücadele, neden konuşmuyorlar? Yani siz menzilde olanları ya da buradaki birçok arkadaş menzilde olanları bir din istismarı olarak görmüyor olabilirsiniz. Ancak bu menzilde yaşananlara atfen vurgulamak isterim ki isteyen istediği gibi inanır, inanmaz. O kişinin kendi özgür iradesine bağlı ama insanların inanç pratikleri üzerinden sağlanan her türden gücün, her türden servetin ve bu güce, bu servete bağlı iktidar ilişkilerinin İktidar biçimden hiç kimseye faydası yoktur. Bireye de, topluma da, devlete de faydası yoktur. Diyanetin bu konudaki bu bağlamlık sessizliğini kabul etmek mümkün değildir. Sayın Başkan, Sayın Yılmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Martı da burada. Dolayısıyla bu noktada bir başka konuya da değinmek istiyorum. Az önce Sayın Mahmut Tanal, kendisine öyle doğrudan bir saldırının muhatabı olması vesilesiyle konuyu gündeme getirdi. Öncelikle geçtiğimiz yıl yaptığım benzer bir değerlendirmeyi tekrar düşmeden yenilerek başlamak isterim. Sayın Mas, siz Tayyip Altıkulaş, Sait Yazıcıoğlu gibi eski Diyanet İşleri Başkanlarından parlamenter bakan çıkarttınız. Diyanet gibi bir kurumu Ali Bardakoğlu gibi bir isme yönettirdiniz. Ki Bardakoğlu'nun Kuramer'de yaptıkları ortada. Altıkulaş'tan, Yazıcıoğlu'ndan, Bardakoğlu'ndan geldiğiniz nokta Ali Erbaş serisidir. Çok hazin bir tablo. Seviye bu olunca bizzat Diyanet mensubu kimi isimler bu ülkenin müftüsüne bile tabirini bağışlayın racon kesiyor, Diyanet'ten ses çıkmıyor. Yalanlarının bini bir para. Örneğin bu Hamil Konakçı denen zat, bu pervasızlığın, bu şımarıklığın, bu sığ dini birikimini aldırmaksızın önüne gelene saldırma gücünü nereden alıyor? Hiç rahatsız olmuyor musunuz? Ben biliyorum ki siz Mustafa Öztürk'ün, İsrafil Balcı'nın, Mehmet Okuyan'ın, İlhami Güler'in, Sönmez Kutlu'nun arkadaşısınız. Onların birçoğuyla oturup kalkmışsınız, sohbet ediyorsunuz, onun kitaplarının kütüphanenizde olduğunu biliyorum. Ama bu arkadaş, bu arkadaşla cisimleşmiş bu hal, bu din dili, bu din üslubu sizi hiç rahatsız etmiyor mu Sayın Başkan? Bu sürdürülebilir bir şey mi? Üstelik bu Diyanet'in memuru olan bu zat, bu zat da cisimleşmiş bu kötücül değil. Hiç mi rahatsız etmiyor? Sayın Martı'yı da rahatsız etmiyor mu? Elinde ehli sünnet kavramı altında bir kılıca dönüşmüş bir şey var.
kendisi gibi yorumlamayan, ehli sünneti kendisi gibi yorumlamayanlara bile saldırıyor. Lütfen hemen toparlıyorum Sayın Başkan. Lütfen. Evet. Hemen tek son cümlem, belki daha sonra konuşabilir ama bir tane soruyla bitireyim. MİT teşkilatının DAEŞ'in yurt içindeki vatandaşlarının özellikle saldırılarının engellendiğine yönelik bir ifadeniz oldu. Kaç saldırıyı engellemiştir yurt içindeki gayrimüslim vatandaşlarımıza özellikle saldırı? Bu konuyla ilgili bir veri paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Sayın Akın.